Bunu götüreceğiz şimdi. Güzel bir tost yapacağız. Onu da yine aynı şekilde gravyerin tostunun nasıl olduğunu görecektir. Tostun ve gravyerin birleştiği. İki farklı lezzetin, iki farklı tadın tost ekmeğinin arasında bir araya gelme sürecini birazdan beraber göreceğiz. Tereyağımızı ilk önce bir bulayalım. Ondan sonra ekmeğimizi kızartma aşamasına gelelim. Tekrar bir tereyağımızı hafifçe sağına soluna sürelim. Ondan sonra dilimlemiş olduğumuz kaşarları evet şimdi şöyle gravyerlerimizi küp küp şekilde doğradıklarımızı bu şekilde gördüğünüz gibi gravyerin ve kaşarın bir arada eridiği an. Muhteşem değil mi abi? Büyük tat yok ki. Evet. Gravyerin tostu. Aynı zamanda kaşarla birleşimi.